Gündem ekranlarından mutlu hafta sonları sevgili seyirciler. Her Şeyin Başı Sağlık programıyla bu haftalık da sizlerle birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben Göksu Öngören Özgür. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden değerli ve birbirinden uzman doktorlarımızı Her Şeyin Başı Sağlık programında ekranlarınıza getireceğiz. Aslında biz her hafta yeni tedavi yöntemlerini ve hastalıklar üzerine teşhisleri konuşuyorduk. Ama tabii öncesinde ne yapmalı ya da öncesinde tanı olabilir mi? Tüm merak ettiğiniz soruları işte bugün konuşacağız diyebiliriz. Çünkü stüdyoda çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Gentest Tıbbi ve Bilimsel Koordinatörü Serdar Savaş bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet hocam, izleyicilerimize de söyledik biz az önce de ama her hafta biz hastalıklar üzerine ya da bundan sonraki tedavi yöntemleri ne olmalı, işte ilaç tedavisi mi veya işte nasıl devam etmeli, ama siz erken tanı yönünde bir çalışmanız var sizin, gen test üzerine. Öncelikle bir izleyicilerimize gen test nedir hocam, böyle başlayalım, sonrasında devam edelim. Şimdi erken tanı dediğimiz zaman hastalık ortaya çıkmış demektir. Hı hı. Ve biz onu ortaya çıkar çıkmaz yakalayalım amacını taşır. Halbuki erken tanıdan da erkeni var. Hı. Hastalığı hiçbir şekilde ortaya çıkmadan önce yakalamak en önemlisi. Nasıl oluyor hocam? Nasıl oluyor? Hı. Tabii. Şimdi diyelim ki ikimizin de genlerinde vücuttan toksinleri, yani zehirli maddeleri atan genler var. İkimizde de var bu genler. Bizde her genden iki tane vardır. Biri anneden, biri babadan. Bu toksinleri, yani sigaranın zehirini atan genin de bir hızlı çalışan tipi var, bir yavaş çalışan tipi var. Diyelim ki siz anneden de babadan da hızlı çalışanı almışsınız. Ben anneden de babadan da yavaş çalışanı almışım. Bu bir hastalık değil. Bu bizim taşıdığımız bir özellik. Sizin ten renginizin benimkine göre daha açık olması gibi. Bu bir özellik, bu bir hastalık değil. Ama biz bu özelliğin üzerine günde bir paket sigara içmeye başlarsak, sizin genleriniz toksinleri hemen vücuttan attığı için siz hastalanmazsınız. Ben o toksinleri vücuttan atamadığım için akciğer kanseri olurum. İşte bunu daha çocuk yaşından itibaren bir insan akciğer kanseri olma yaşı artık ne zaman olacaksa yapılacak yıllar içinde bunu tespit edebiliyoruz. Arkadaş, sen sigara içersen akciğer kanseri olursun diyoruz. Veyahut da sen şöyle şöyle beslenirsen kalp krizi geçirirsin. Sen şunu yaparsan böbrek kanseri olursun. İşte burada kalp krizi, inmeler, diyabet, Alzheimer hastalığı, kemik erimesi, osteoporoz, akciğer kanseri, mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri. Bu saydığım hastalıklar ülkemizdeki ölümlerin, hastalıklara bağlı ölümlerin neredeyse %95'i, %96'sı. İşte bunu insan daha sağlıklıyken, mesela siz de Allah korusun, gelecekte nelerin çıkacağını, hangi hastalıkların riskinin sizde yüksek olduğunu tespit edebiliyoruz. Genlerinizi değiştiremeyeceğimize göre yaşam tarzınızı değiştirerek, beslenmenizi, almanız gereken vitaminleri, mineralleri, bazı durumlarda ilaç vererek, bazı durumlarda hormon vererek, en doğru egzersizi sizin için tanımlayarak, güneşten ne kadar yararlanmanız lazım, uyku düzeniniz nasıl olması lazım, siz kaç saat uyumalısınız, hangi saatlerde uyumalısınız, yani A'dan Z'ye size bir yaşam planı hazırlayarak bu saydığımız hastalıkları hastalık daha hiç ortaya çıkmadan, yani erken tanıya bile gerek kalmadan önleme çalışması. Buna kişiye özel tıp diyoruz.
6K tıbbı dediğimiz bir uygulama. Peki hocam, şimdi tabii insanlığa çok önemli bir katkısından bahsediyoruz. Yani bunda gen test konusunda. Peki gen test deyince siz dediniz ki yaşam şeklini değiştiriyoruz. İşte birçok şeyi önceden, erken tanıdan bile önce engelliyoruz dediniz. O zaman insanların yaşı da uzamış oluyor mu daha fazla? Kesinlikle. Tabii. Bir defa hastalıklara dayalı olarak insanların yaşamlarını yaşamlarının sonlanması konusu ortadan kalkıyor. Zaten doğal olarak yaşayacağı süreyi o zaman hastalıklardan korunduğu için yaşıyor. Ama işte bu genetik analizlerde biz bir bireyi yaşlandıran nedenleri de görüyoruz. Yaşlanmasını da engelleyebiliyor musunuz hocam? Yani... Ne yapıyoruz? Geciktiriyoruz. Donduruyoruz bir işi. Donduramayız. Çünkü o güzel Rabbimin bize yaşlanmak ve sonunda da ölüm, o bir emir. Bunu değiştiremiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Geciktirebiliyoruz. Ömrü uzatabiliyoruz. Yaşlanmanın da kaliteli bir yaşlılık olmasını sağlayabiliyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim. 2006 yılında, yani bundan demek ki 11 sene önce, 12 sene önceydi, hatta 2005 sonuydu. Bir danışanım, ben hastam demiyorum çünkü bana insanlar sağlıklıyken geliyorlar. Bir danışanım geldi, ben dedi gen test yaptırmak istiyorum. Peki efendim dedim, buyurun. Kaç yaşındasınız? 83 yaşındayım dedi. Rahatsızlıklarınız işte kolesterol, biraz şeker, tansiyon, hani yaşlılıkla beraber gelişen durumlar. Analizlerini yaptık ve kendisine bir yaşam planı hazırladık. 3 sene sonra 86 yaşında çok güzel, kendisinin hemen hemen yarı yaşında bir hanımla izdivaç yaptı. Çok mutlu bir yaşamı oldu. Şu anda 95 yaşında. Yaşını uzattınız. Peki ve siz otomobiliyle gidip geliyor. Yani maşallah, araç kullanabiliyor. Son derece dinç, Kadıköy'de oturur. Yürüyerek iskeleye gelir, motora biner, Beşiktaş'a geçer, Beşiktaş'tan yürüyerek Fulya'ya kadar benim ofisime gelir, giderken de yürüyerek gider. İşte o 83 yaşındaki kolesterolü, şekeri, tansiyonu şu anda yok. 95 yaşında, Allah'ım esirgesin, son derece sağlıklı, son derece dinç, dimağı son derece genç. Neden oluyor bu? İşte o bireyin vücudunu, yaşlanmasını incelediğinizde genetik olarak, yani bireyin aslında genleri o bireyin yaratılışıdır, fıtratıdır. Onu incelediğinizde siz o kişiyi kendi yaratılışına uygun bir şekilde yaşatırsınız. Buna evrim diyorsak kendi evrimine uygun bir şekilde yaşatırsınız. O zaman da maksimum sağlığı, en yüksek sağlığı ve en uzun ömrü elde edersiniz ve bunu da kaliteli bir yaşlılıkla. Kaliteli yaşlılık ne demek? Bir, zihinsel olarak aktif olacaksınız. İki, fiziksel, bedenen aktif olacaksınız. Üç, cinsel olarak aktif olacaksınız. İşte bunun üçünü gen test uygulamalarında, bu gen test bioaging, yani biyolojik yaşlanmanın analiz edildiği bir program bu. Orada bunları incelediğimizde insanların hem ömrünü uzatmak hem de yaşam kalitelerini artırmak mümkün oluyor. Öbür taraftan hastalıkları engellemek mümkün oluyor. Öbür taraftan mesela stres altında yaşayan insanlara yönelik yaptığımız bir çalışma var. Evet, onlar da değişik hocam. Onu da konuşacağız. Ama şey hocam, şimdi gen test deyince siz az önce de 83 yaşında bir hastanızdan söz ettiniz ve yaşı çok küçüklerden, aslında belki de yaşı küçüklerden başlamak daha önemli. Daha bile uzun yıllar yaşamasına sebep ya da hayatın tamamen yaşam tarzını değiştirmek. Sizde anladığım kadarıyla yaş sınırı yok değil mi hocam? Herkese yapılabiliyor mu bu Tabii. gen test? Herkese yapılır. 100 yaşından sonra ne kadar etkili oluruz onu bilemiyorum. Çünkü şimdiye kadar bana test yaptıran en yaşlı hastam 90 yaşında test yaptırmıştı. Yüzünden sonra ne olur bilemiyorum. Çocuklarda da aslında 2 yaşından itibaren yapılabilir ama ben
4 yaşı tercih ediyor. Ha, neden 4 yaş hocam? Şimdi 4 yaşın ben bildiğim yani ben mesela şöyle tahmin ediyordum. Bebekken bile gelebilir hani sonucunda genlerini anlayıp ona göre beslenmesine bebekken bile dikkat edin. Neden 4 yaş hocam? 4 yaşın önemini. Şöyle bebekken de yapılır. Hatta anne karnındayken de yapılır. O bilgiyi elde ederiz ama o bilginin kullanılacağı yaş 4 yaşından itibaren. Çünkü çocuk artık 4 yaşından itibaren tercihlerde bulunuyor. 4 yaşından itibaren çocuğu belirli sporlara yönlendirebiliriz. 4 yaşından itibaren çocukta bir damak zevki gelişmeye başlar. Ama yani dediğim gibi 2 yaşında da yapılır, 3 yaşında, 4 yaşında da yapılır. Biraz da ailenin tutumuna bağlı. Hı hı. Tabii gen testte tespit ettiğimiz yatkınlıklar, hastalık riskleri bunlar hepimizde var. Hepimizde riskli bir grubuz aslında. Hepimizde. Ama sizde Allah korusun işte meme kanseri riski vardır, kolon kanseri riski vardır, efendim diyabet riski vardır da ben de prostat kanseri riski vardır, efendim kolon kanseri riski vardır, diyabet veya kalp krizi riski vardır. Şimdi herkesin riskinin ne olduğunu o bireye özgü olarak çıkartmamız lazım. Ama şu yok, bende hiçbir hastalığa yatkınlık yokmuş. Böyle bir şey yok. Yaratılış veya evrim artık nasıl adını arzu ederseniz koyabilirsiniz. Sonuç olarak insanoğlunun hastalanmasına yol açacak şekilde gelişmiş. Yaratılış öyle yapılmış. Aslında o zaman genlerle yaşam tarzı doğru orantılı diyebilir miyiz hocam yani? Tabii, kesinlikle. Eğer bir insan kendi genetik yapısını bilir, buna uygun yaşarsa hastalık riskini en aza indirir, ömrünü en uzun noktaya kadar uzatır. Şimdi bakın, siz açık tenlisiniz, ben koyu tenliyim. Bu bir hastalık mı? Ben bilmiyorum. Hastalık mı yani? Hiç siz yani değil. Açık tenlisiniz diye hayır, hastaneye bu yaptınız gen, mı? Bu, bu bizim özelliğimiz, genetik özelliğimiz. Ama bu cildimizin üzerindeki melanin denen bir boya maddesinin bende çok üretiliyor genetik olarak, sizde az üretiliyor. Peki sürekli güneşe maruz kalsak hiçbir koruma olmadan hangimiz daha önce cilt kanserine yakalanırız? Sürekli güneşe maruz kalan hangimiz? İkimizde. 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 Ha, ikimizde. Ama hangisimiz kanser oluruz? Açık tenli olan mı koyu tenli olan mı? Açık tenli olan. Açık tenli olan çünkü benim cildimi korur o boya maddesi. Sizinkini korumaz Allah korusun. Peki biz güneşin olmadığı bir ülkede yaşasak. Çok böyle işte Kuzey Avrupa'da, Norveç'in, İsveç'in kuzeylerinde bir yerde yaşasak. Acaba hangimizde kemik erimesi daha çabuk gelişir? Açık tenlide mi, koyu tenlide mi? Açık tenlide mi, koyu tenlide. Niye? Güneş ışını benim cildimin altına geçemez orada. Zaten çok zayıf bir güneş ışını var. Sizde kemik erimesi orada gelişmez, bende gelişir. Bakın. Açık tenli olduğunuz için aslında cilt kanserine yatkınsınız, kemik erimesine dirençlisiniz. O zaman koyu tenli olmak daha güzel. O zaman da cilt kanserine dirençlisin, kemik erimesine yatkınsın. Onun için, Buna göre. Genim iyi diye bir şey yok. Şimdi siz genim iyi diyebilir misiniz ten renginize bakarak veya ben diyebilir miyim? Hayır. Neye bağlı? Nasıl bir ortamda yaşadığınıza bağlı. Siz açık tenli olarak çok güneş görmeyen bir ortamda yaşarsanız sizin için en sağlıklısı o. Ben koyu tenli olarak çok güneşli bir yerde yaşarsam benim için en sağlıklısı o. Ha. Ama siz güneşli bir ülkede yaşıyorsunuz. O zaman güneşe çok çıkmamanız, çıkarken mutlaka koruyucu krem sürmeniz, şapka takmanız, üstünüzde kollarınız işte beyaz böyle uzun bir şeyler giymeniz. Yani güneş ışınlarına
doğrudan maruz kalmamanız gerekiyor. Ama hocam şimdi hemen hemen her uzman doktorumuz artık özellikle son yıllarda bunu sıklıkla dile getiriyorlar ve gittiğinde hemen D vitamini testi ya da D vitamini herkese kullanmamızı öneriyorlar. İşte bunun bir zararı yok, hatta yararı var, D vitamini eksikliği. Bu Türkiye'de yaşadığımızdan dolayı mı yoksa genel geçer bir şey, aslında büyük bir yanlışlık mı? Siz bunu şöyle, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu söylenenler son derece doğru. Çünkü bizim yaptığımız araştırmalar şunu gösterdi ki Türkiye halkında D vitamini genleri çok yavaş çalışıyor. Benim 100 hastamın 99'unun genleri yavaş çalışır. O nedenle bizim D vitamini ihtiyacımız toplum olarak başka ülkelere göre daha yüksek. Bir defa D vitaminini bizim başka ülkelere göre daha yüksek almamız lazım. Ama tabii bunu kişi bazında tespit etmek lazım. Hani herkese aynı miktar D vitamini verilmez. Burada da yine kişisel gen test önemli yani. Tabii. Orada kişisel olarak genetik durumunu görüp ne kadar D vitamini alması gerektiği. Tabii şöyle bir inanış var. Efendim güneşte D vitamini vardır. Hayır. Güneşte D vitamini yoktur. Güneş bizim ağız yoluyla aldığımız D vitamininin cildimizin altından aktive olmasını sağlar. Yani mobilize eder, harekete geçirir D vitaminini. O nedenle D vitaminini yeteri kadar aldıktan sonra güneşe maruz kalmamız lazım. Ama o maruziyet nedir? Mesela genleri çok yavaş çalışan birisinde çok da yüksek miktarda D vitamini verdik. Şöyle avuçlarını, kollarını açıp gözünü kapatıp güneşe kışın 10 dakika durması kafi. İşte onunla o D vitaminini harekete geçirir. Öyle güneşlenmek, çatır çatır yanmak filan bunlara hiç gerek yok. Demek ki orada bireyin genetik yapısı, bu doğrultuda alınan D vitamini ve bireyin genetik yapısına göre güneşte ne kadar kalması gerektiği. İşte bizim bu genetik analizlerimiz bunların hepsini ortaya koyuyor. Peki hocam gen test nokta atışı mıdır? Örneğin ileride kanser olacak bir kişide öncesinde tamamen işte sen diyelim ki tiroid kanseri olacaksın. Tamamen önüne geçebiliyor musunuz? Ya da tiroid kanseri %90 dediğiniz noktada gerçekten oluyor mu %90 derecesinde? Yani nokta atışı var mıdır gen testi? Şimdi şöyle. Bize bu rakamları verdiren şey bilim dalı, epidemiyoloji ve istatistik bilim dalıdır. Genetik özellik gelir. Siz bireyin sadece bir genetik özelliğine bakarak, işte senin kolon kanserine yakalanma riskin bu, efendim kalp krizi geçirme riskin %18, biz diyemeyiz. Ama neyi deriz? O genetik özellikleri alırız. Bireyin yaşam tarzını çok teferruatlı inceleriz. 2 saat, 2,5 saat süren görüşmeler yapılır. Diyetisyenlerimiz çok teferruatlı sorular sorarlar. Besin atlasları kullanılır, fotoğraflar üzerinden neyi yediği, neyi yemediği sorgulanır, her şey. Sonra çok detaylı bir muayene yaparım ben. Arkasından bu genlerin yanında o bireyin hali hazırdaki kan değerleri, hormon değerleri, kolesterol değerleri, şeker değerleri, bütün bunlar toplanır. İşte bütün bunlar bir havuzda toplanır bu bilgiler. Sonra bu bilgiler dünyada oluşturulmuş büyük veri havuzları var. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ki ben 10 yıl orada görev yaptım. En son Avrupa Program Direktörüydüm ayrıldığımda. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın çok büyük veri havuzları vardır. İşte o veri havuzlarından bu bir kişinin durumunu kıyaslarız. Ve der ki bu özelliği taşıyan insanların 100 tanesinden 27 tanesi 10 yıl içerisinde kalp krizi geçirmiştir. O zaman biz deriz ki sizin kalp krizi geçirme riskiniz %27. Çünkü dünyadaki milyonlarca insandan toplanan verilerin getirdiği sonuç bu. Peki ne yapacağız biz? Bu kişinin hayatına değişiklik yapacağız. Bu riski hesaplarken oraya koyduğumuz kolesterolü bu kadar, şu geni böyle, sigara içiyor. Bunları düzelttiğimizde peki risk kaça düşüyor? O özelliği taşıyan insanlara bakıyoruz, risk %3. Demek ki biz sizin %27 olan riskinizi %3'e kadar düşürebiliriz. Bunlar
tamamen epidemiyoloji, ki benim eğitim aldığım konu odur, Londra Üniversitesi'nde. Bu bilim dalı kullanılarak bu hesaplar yapılır. Peki hocam, hastalandı diyelim hastamız, kanser veya işte sizin de belirttiğiniz gibi az önceki olabilecek bir sürü geninden gelen rahatsızlık, şeker olabilir veya işte inme olabilir, Alzheimer. Olduktan sonra da bir önemi var mı sizin yaptığınız testin? Yani önüne geçebiliyor musunuz yaşam şartlarını değiştirerek? Şöyle, eğer hastalık ortaya çıkmışsa o zaman bizim 3 farklı alanda faydamız dokunur. Birincisi, özellikle kanser hastalığında bu kişiye hangi ilaç kullanılmalıdır? Buna farmakogenetik diyoruz. Yani ilaç genetiği diyoruz. İlaçlar da diğer besin maddelerinde olduğu gibi vücudumuzda bunların çalışmaları farklılık gösterir. Nasıl toksinleri siz biraz önce anneden ve babadan aldığınız hızlı genlerle hızlı uzaklaştırdınız, o nedenle akciğer kanseri olmadınız. Ama ben sizinle aynı miktarda sigara içtiğim halde ben kanser oldum. Çünkü genlerim yavaş çalışıyordu. İlaçlarda da öyle. İkimiz Allah korusun X kanserine yakalansak, A ilacını verseler, siz o ilacı vücuttan hızlı attığınız için ilacın tesiri görülmez. Ben de çok yavaş attığım için ilacın bende de yan etkileri görünür. Kusma yapar, saçım dökülür, başka hücrelerimi de öldürür. Onun için her ilacın insanların vücudunda işleme hızı, buna metabolizması diyoruz, farklıdır. İşte bu farklılığı tespit edip o bireyde hangi ilacın ne dozda kullanılmasını tespit edebiliriz. Birinci faydamız bu olur. İkinci faydamız, bireyde bu hastalığın hangi özelliklere dayanarak geliştiğini gördüğümüz vakit, eğer onu görebileceğimiz bir hastalıksa, o zaman beslenmesini, besin desteklerini ona göre ayarlayabiliriz. Çünkü mesela kanser olan hastalarda insanlar yollara düşüyorlar. İşte bilmem ne iyi geliyormuş, bilmem neyi kaynat, iç vesaire gibi. Bunları nokta atışı söylemek mümkün. Tabii üçüncüsü de ciddi bir hastalık geçiren, kanser, kalp krizi, diyabet kişinin bu hastalığını daha da kötü hale götürecek diğer hastalıklara yakalanmasını önlemek. İşte diyabetli bir insanı bekleyen hemen ikinci hastalık nedir? Kalp krizi. Nedir böbrek yetmezliği? Nedir körlük? Diyabet olsa bile onun hangi yan etkileri, sonuçları, başka hastalıkları tetikleyeceğini de genlerinden ve yaşam tarzından görebiliriz. Diyabetli bir hastaya ben sizin böbrek yetmezliği riskiniz yüzde şu kadardır, kalp krizi riskiniz yüzde şu kadardır diyebilirim. O zaman yapacağımız müdahaleyle diyabet iyileşmez ama kontrol altına alınır. Kontrol altına alındığı zaman da o kişide böbrek yetmezliği oluşmaz. Yani hastalıklarda da demek ki bir, farmakogenetik desteğimiz, iki, o hastalıkla ilgili doğru beslenme desteğimiz, üç, o hastalığın yol açabileceği başka hastalıkların önlenmesi konusunda yararımız dokunur. Peki hocam, gen test sonrası kişiyle tedavi sonrası diyelim ya da sizle birlikte ve sizin ekibinizle birlikte devam ediyor mu? Yani siz hastaları o gen testi yaptıktan sonra tamam sen artık bunları ye deyip hani evine mi yolculuyorsunuz, yoksa belli muayeneler, belli bir süreçler, yani sonrasında nasıl geçiyor bu süreç? Yani ilk sonuçlarımız bizim aşağı yukarı 2 ayda çıkar. 2 ayın sonunda da yarım günlük bir görüşme yaparız. Her şeyini anlatırız. Bundan sonra 6 hafta sonra bir daha davet ederiz danışanımızı. Yapıyor mu diye, uyguluyor mu diye. Orada uyguluyor mu ya bakın. Orada bir karne vardır çok detaylı. Ona radar diyagramı deriz. Radar diyagramı üzerinden onu bir puanlamasını yaparız. Ondan 4 ay sonra ise kan tahlillerini tekrarlarız. Genlere bir daha bakmaya gerek yok. Genler çünkü zaten değişmez. Ama kan tahlillerini tekrarlarız. Arkadaş, senin burada efendim homosistein yüksekti. Bunun da sebebi senin MTHFR geninin yavaş çalışması ve beraberinde senin B6, B9, B12 vitaminlerini almamandı ve yüksekti. Bu da senin kalp krizi riskini artırıyordu. Bu hala yüksek, bu homosistein düşmemiş kanında. Sen bu dediğimiz vitaminleri almadın mı? Ha, hocam ancak fırsat buldum, ben onu geçen hafta kullanmaya başladım.
Hemen onu yakalarız. Neyi uygulamış, neyi uygulamamış. İşte o kan analizlerinde bütün o önerdiğimiz yaşam tarzının uygulanması halinde hangi değişiklikler olacağını biliyoruz. Bu defa onlarla kıyaslarız. Sen iyi yoldasın deriz. Daha dikkat etmen lazım deriz. Eksikliklerini tamamlarız. Bunu 4 ay sonra tekrarlarız. Bir 4 ay sonra daha tekrarlarız. Yani birinci yılın sonuna geldiğimizde danışanımız artık bizimle çalışarak neyi nasıl yapacağını, neyi yanlış yaptığında hangi sonucun nasıl değiştiğini son derece güzel bir şekilde öğrenir. Ve genellikle de bir yılın sonunda yaptığım kontrollerde ben danışanlarımın hemen hemen 10 kişiden 9'una hatta 100 kişiden 95'ine bir nazar boncuğu takarak gönderirim. Çünkü o dönem içerisinde artık uygulamalara başlamıştır. Sonuçları değişmiştir. İşte obezite rahatsızlığı varsa kilosu düşmüştür. Riskleri düşmüştür. Kendini gencecik hissetmektedir, zinde hissetmektedir. Kaç yaşında olursa olsun. Yorgunluğu geçmiştir, uykusuzluğu geçmiştir. Bütün bunları bir yıl sonunda hocam çok teşekkür ederim, Allah razı olsun der. Onu dediği gün ben bir nazar boncuğu takarım, hadi derim. Ondan sonra artık bana 6 ayda bir, yılda bir. Artık o noktadan sonra kendisi de profesyonelleşmiştir artık. Öğreniyor artık. Öğrenir. Neyi, çünkü neyi. Bu süreç bir taraftan da danışanımıza eğitme sürecidir. Egzersizini çok özel tanımlarız. O özel egzersizi yapar. Birçok insan ben spor yapıyorum diyor. Ama yaptığı sporun kendisine faydadan çok zararı oluyor. Çünkü önemli olan sporda nabzın belirli seviyelere çıkartılması ve o seviyelerde belirli dakikalar tutulmasıdır. Yoksa efendim spor yapıyorum, koşuyorum falan bazen öylesine yanlış sporlar oluyor. Kişi genetik özellikleri doğrultusunda yapmaması gereken sporları yapıyor, hareketleri yapıyor. Sağlığını daha da bozuyor. İşte bütün bunlar sporu, beslenmesi, her şeyle o bir yıl içerisinde mükemmel bir eğitimden geçer. Peki hocam şimdi siz tabii az önce söylediniz biz bu süreci takipte bulunuyoruz hastalarımız falan. Ama Türkiye'de gen test deyince hala daha birçok izleyicimiz de belki bizi izleyen izleyicilerimiz de burada öğreniyordur ya da duymuşlardır ama tam olarak detaylı biliyorlar mıdır bilmiyorum. Ama Türkiye'de talep nasıl insanlardan ya da gen test beklenen talebe ulaştı mı sizin bu işe başladığınız noktadan itibaren? Şimdi bizim bu konuyla ilgili çalışmalarımız Türkiye'de işte 15 yıl oldu. Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te üniversiteden hocalarımızın da işbirliğiyle bir araştırma merkezi kurduk. Önce araştırma geliştirme ARGE faaliyetlerini yaptık. Gen test modelini ortaya çıkarttık. Gen test 2008 yılında Avrupa'daki en iyi uygulama seçildi. İşte bu konuda eğitimler, konferanslar yaptık. Aşağı yukarı son 2 yıldır bunu daha geniş çaplı uygulamaya başladık. Bütün bu yıllar içinde uygulaması oldu ama böyle yoğun değildi. Her geçen gün danışan sayımızda artış var. Her geçen gün. Hiçbir zaman bu ay bir önceki ayın altına düşmez sayı. 1-2 artar. Tabii gen test uygulamasının yaptırmak için gereken şartlar var. Nedir o şartlar hocam? Birincisi bireyin bilinçli olması. Yani şunu diyecek. Ben sağlığımı koruyabilirim. Bu benim sorumluluğum. Şimdi mesela diyor ki aman hocam ben ölümden korkmuyorum. Güzel. Ben de korkmuyorum. Ölüm korkulacak bir şey değil. Nasıl güzel doğduysak öyle de güzel öleceğiz. Bunda hiç korkacak bir şey yok. Ama hasta olup, felç olup, altını kirleten bir yaşlı olup da çoluğun çocuğun başına bela olmak var. Hayatının 10 yılını yatakta kötü bir şekilde geçirmek var. Yani yaşam kalitesi var. Şimdi bunun önemini anlayacak bilinçte ve sorumlulukta olması lazım bireyin. Ama su içen, rakı içen öldü de su içen ölmedi mi gibi bir mantıkla eğer bakıyorsa insan yaşama, o kişiye bizim vereceğimiz bir fayda yok. Zaten o kişi de bize gelmiyor. Daha çok
mesela enteresan bir şey. Bana gelen danışanların birçoğu hasta olmayı bırakın, sağlıklarına özellikle özen gösteren insanlar. Sporunu yapıyor, beslenmesine dikkat ediyor, uykusuna dikkat ediyor, alkol kullanmıyor, sigara kullanmıyor. Ama yine de acaba en doğrusunu yapıyor muyum diye geliyor. Ve çok ilginçtir. Genel geçer sağlık önerileri doğrultusunda yaşayan, bu şekilde dikkatli yaşayan insanların dahi yaşamlarında çok önemli hataları yaptıklarını görüyoruz. Ve diyorlar ki, ya ben hep doğruyu yaptığımı sanıyordum. Hayır. Siz sağlıklı olduğu söyleneni yapıyorsunuz. Sizin için sağlıklı olanı yapmıyorsunuz. Çünkü eğer birisi televizyonda işte şunu yiyeyim, bu iyidir diyorsa, bu toplumun üçte biri için faydalıdır, üçte biri için zararlıdır, üçte biri için ne faydalı ne zararlıdır. Hiç bu katkısı da yok o. Şimdi burada önemli olan şey, o birey için doğru mu bu? Efendim sabahları işte aç karnına suya sirke koyun için. Üçte bir için faydalı genetik yapısı doğrultusunda. Üçte bir için zararlı genetik yapısı doğrultusunda. Üçte birine de hiç fayda etmez, zarar da etmez. Efendim bilmem ne vitaminini alın. Şimdi vitaminleri fazla aldığınız zaman kansere yol açabilecek özellikleri vardır. Demin söylediğim MTHFR geni çok hızlı çalışıyorsa, adama çok fazla B grubu vitamin verirseniz kalın bağırsak kanseri yaparsınız. Yok gen yavaş çalışıyorsa vitamin az verirseniz de kalp krizi geçirir. Onun için bu genel geçer. Onu yapın, bunu yapın, işte yok tereyağı yiyin, yok sucuk yiyin, işte onu yemeyin. Bunların hepsi boş laf. Bunlar kanaate dayalı önermeler, kanıta dayalı önermeler değil. Kanıt nerede? O bireyin genetik yapısında. O birey için bu yararlı mı, zararlı mı? Öyle insan vardır, yağ da yese, bir şey de yapsa kolesterolü yükselmez. Öyle insan vardır, ekmeğin ucuna sürse kolesterolü yükselir. Şimdi biz bunların hepsine bol bol yiyin, bol bol yiyin diyemeyiz tabii. İşte başkaları için sağlıklı olduğu söylenilen ve baktığınız zaman aa ne kadar sağlıklı yaşıyor dediğiniz insanlar dahi bize geldiklerinde ne kadar yanlış şeyler yaptıklarını görüyorlar. İşte bu bilinç Türkiye'de gelişmeye başladı. Tabii önce toplumun daha eğitimli kesimlerinde, daha kendine dikkat eden, çocuklarına dikkat eden insanlarda. Önce onlar ama zaman içinde inşallah bu yaygınlaşacak. Benim de bir hayalim var. Yani gözüm açıkken de bunu görmeyi tabii çok arzu ederim. Gen test aile hekimleri tarafından uygulanmalıdır. Yapılmalı. İnşallah hocam. Yani toplum sağlığı sistemimizin bir parçası olmalıdır. Her sağlık ocağında, her aile hekiminde çocuk 4 yaşına geldi, gen testi yapılmalı, riskleri belirlenmeli. Artık aile doktoru o çocuğu bütün yaşamı boyunca o risklerine göre takip etmelidir. Peki sizin Sağlık Bakanlığı ile böyle bir çalışmanız ya da görüşmeleriniz var mı? Ya da gen test olarak Sağlık Bakanlığı bu konunun üzerinde hazır sizin ideallerinizden ya da inşallah görürüm dediniz. Bizler de tabii isteriz bunun sağlık ocaklarında ya da Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasını. Var mı hocam böyle bir çalışması Sağlık Bakanlığı'nın? Biz bu çalışmalarımıza başlarken çok kapsamlı şeyler hazırladık, dosyalar hazırladık. Sağlık Bakanlığımıza sunduk. Tabii bu biraz da öncelik meselesi oluyor. Biz toplum olarak hep acil ve önemli konulara, yani krizlere yükleniyoruz. Halbuki bizim yaptığımız çalışma önemli ama acil değil. Niye? Çocuk 4 yaşında. Şu anda bir hastalığı yok. Bu efendim 40 sene sonra kanser olmasın. Aman daha 40 seneye çok var. Eğer biz önemli ve acil olmayan konular üzerinde yoğunlaşan bir devlet, halk, millet olursak o zaman mevcut bütün sorunlarımızı çözeriz. Çünkü bugün yaşadığımız sorunların hepsi 50 sene önce önlemi alınmadığı için bugün yaşıyoruz. İşte bu bir mantık. İstanbul'un trafiğini son dakikada tünel yaparak, son dakikada köprü yaparak çözmek yerine, ki yapılanlar yanlıştır demiyorum ama bundan 50 sene önce İstanbul'u planlarken tedbirlerini alsaydık bugün
trafik sorunu olmazdı. İşte bu kültürü geliştirmemiz lazım. Sağlık Bakanlığımızda da, ailelerimizde de, özel sektörde de ben 50 sene sonrasının problemini ortaya çıkmadan yok etmem için bugünden ne yapmam lazım diye bir düşünce, böyle bir kültür gelişirse o vakit gen test aile hekimleri tarafından uygulanacak. Peki hocam, çok kısa vaktimiz kaldı ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Farklı gen test uygulamaları var mıdır ya da bunlar nelerdir? Tabii. Mesela çocuklar için yapılan gen test var. Efendim, orta genç delikanlılara, genç kızlara yapılacak gen test vital var. Biraz daha ilerlemiş yaşlarda hastalık risklerini anlamaya yönelik gen test medikal var. Hastalık riskleri artı yaşlanma süreçlerini öğrenmeye yönelik gen test bioaging var. Bütün bunlara ilave olarak stresini yönetmesi gereken işte iş adamlarına yönelik, stresli çalışan sanatçılara yönelik, meslek mensuplarına yönelik gen test executive. Nasıl yaklaşıyorsunuz hocam gen test olarak strese? Yani nasıl tedavi ediyorsunuz? Bir, genleri inceliyoruz. Bütün kan değerlerini, stresle ilgili hormon değerlerini inceliyoruz. Bir psikolog, uzman psikolog eşliğinde görüşme yapıyoruz ve en önemlisi danışanın göğsüne bu Holter cihazına benzer bir cihaz takıyoruz. 24 saat müddetle o bireyin sempatik ve parasempatik sinir sistemi aktivasyonunu kaydediyoruz. Bunu da kalp atım hızları arasındaki mesafeyi ölçerek, heart rate variability yani kalp atım hızı değişkenliğini ölçerek yapıyoruz. Bu bize o kişinin son 6 aylık kaygı durumunu, stres durumunu çok net gösteriyor. Ve bunun dağılımını gösteriyor. İşte ben bireyin stresini elle tutulur, gözle görünür hale getirdiğim zaman bununla mücadele etmek çok kolay oluyor. Aslında bu da hem yaşam tarzıyla alakalı bir de genetikle alakalı değil mi tabii, hocam stres? Genetikle alakalı, biyolojiyle alakalı, yani hormonlarla alakalı. Stresle ilgili hormonlar var. O hormonların salgılanmasını etkileyen, o dışarıdan stresi oluşturan veya bizim stres yaratıyor dediğimiz olayların dışında da vücutta başka hadiseler cereyan ediyor. Aslında stres yaşamın bir parçası. Stres olmazsa olmaz. Ama stresin zararlı kısmına distres diyoruz. Yani kötülük doğuran, hastalık doğuran stres, yararlı kısmına da östres diyoruz. İşte biz bunları matematiksel olarak ve biyolojik olarak ölçebiliyoruz. Ölçtüğümüz zaman da tabii bireylere yönelik yaklaşımlarımız değişiyor. Orada da yine devreye psikologlarımız giriyor, beslenme giriyor, egzersiz giriyor, mental zihinsel egzersizler giriyor. Bütün bunlarla bireyin stresini yönetmesini sağlıyoruz. Şimdi bakın bana şunu diyorlar. Hocam benim stresi ben yok edemem. İşim benim çok stresli. Hepimizin işinde baskı yaratılır. Stres dışarıdaki olan şeyin adı değil. Stres bizim o olana karşı verdiğimiz tepkidir. Aynı işi iki kişi yapsın. Birisi kanter içinde kalır, kalp atış hızı artar, kortizol seviyeleri yükselir, yorgunluk yaşar, en sonunda da efendim tükenmişlik sendromuna gider. Öbürü aynı işi yapan kişi gayet neşeli, tenisini oynar, çocuklarıyla gezer, sinemaya gider, aynı işi yapar. Bu dışarıdaki baskının bunda az, bunda çok olduğu demek değil. Hormonlarla alakalı. Bu bireyin buna verdiği tepkiyi yönetmesi veya yönetememesiyle alakalı. İşte biz insanlara bunu nasıl yönetirler? Bunu gösteriyoruz. Hem biyolojik olarak, hem mental olarak, hem davranışlar olarak. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Ağzınıza sağlık. Umarım izleyicilerimiz de bilgilenmişlerdir ve gen testi bundan sonra daha duyarlı toplumlar oluruz. En azından tanıdan da öncesini koymuş oluruz. İnşallah idealleriniz de gerçekleştirirsiniz ve her birey için de daha kolaylık olur diyelim gen testte. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Ben ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Efendim, Her Şeyin Başı Sağlık programının bugünlük de sonuna geldik. Güzel bir gün geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.